Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Resident Evil 4 oyununun yeni bölümünden hepinize selamlar. Arkadaşlar her ne kadar geç kalsam da bu seriye devam edeceğimi söylemiştim. Bu seri Uncharted gibi olmayacak. Nathan hala ormanda beni bekliyor a**ayım. Hani uzayabilir, bu tarz aksaklıklar çıkabilir evet, ama bir şekilde bitirmeyi planlıyorum bu seriyi. Zaten siz oyunu izleyip bitirmiş olsanız bile buradaki temel amaç benim oyuna verdiğim tepkiler. O yüzden benden de izlemenizde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Tabii sizin kararınız. Oyunu da Türkçe yaptım bu arada, gördüğünüz gibi Türkçe yaması çıktı. Evet gençler, en son nerede kalmıştık? Burası neresi bir de hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlamasam daha mı iyi oğlum, nereye geldim ya? Arkadaşlar en son domuz kafalı bir tane adamla dövüşmüştüm. Böyle yaratık gibi bir şey. Sonra bir tane çark aldım ve sürgülü kapıyı kaldırdım. En son böyle bir yerde kalmıştık. Şimdi şu yukarıdaki dayı baga girecek yeri mi buldun anasını satayım? Görüyor mu beni acaba oradan ya? Anan yesta sen... Ne o göz? Bu arada artık sinikimi yapmam lazım. Ana... Arkadaşlar oyunun kontrollerinin bokluğu yüzünden, yani tabii ki oyunun kontrollerinin bokluğu derken oyuna laf etmek amaçlı değil. Ama böyle bir sendeledi orada, bir de oyunum dondu. Muhtemelen siz onu görmüşsünüzdür. Dayı bir dakika. Ha, tristliğin sırası değil. Benim niye oyunum donuyor ya? Şimdi arkadaşlar biraz anlaki başladık tabii oyuna. Şuna bir yakın dövüşü bir çakayım. Bir FPS düşüklüğü oldu orada. Bende FPS düşüklüğü hastalığı var arkadaşlar, biliyor musunuz ya? Abi bunların attıkların... Ananı s***im, o patlayıcıymış. Sıçtık, çok kötü başladım. Ne oldu bu, ne amına koyayım? Bıçağım bile kırılmış ya. Arkadaşlar televizyonunu yeni açanlar için abi videonun daha 10. saniyesi. Bu can ne amınümnüm dediğinizi duyar gibiyim. Ama bir FPS problemi yaşadım. Ondan kaynaklı tam odaklanamadım oyunuma. Arkadaşlar bu arada grafikleri falan da biraz düşürdüm. Mobil oyun gibi oldu a**ım, kasmasın diye ne yaptık ya? Arkadaşlar bölümü bir sıfırdan yükledim. Elim ayağım götüm her şeyim birbirine girdi ya. Ulan patlayıcıdan mı kaçayım, onu mu devre dışı bırakayım? Tamam güzel. Şuradan serice bir lootumuzu yapalım. Aa bunlar kendi tuzaklarına basabiliyor. Ya değil mi yani, sonuçta onlar da. Senin o kız kaçıranını... Oğlum bu nasıl olabilir ya, nasıl olabilir ya? Adamla dalga... Aa David'e benziyor lan DBD'deki. Oha lan David bu. Lan dayı dur bir şeye şaşırıyoruz ya. Yani şurada oynadığımız iki tane... Öleceksin mi sen? Yani elim ayağıma dolaştı, yemin ediyorum pompalı harcamak zorunda kaldım salaklara ya. Yine şundan bir bitkimizi üretelim. Baba geliyor mu? Köyden çaldım köy yumurtası, onu okutacağım gidince. Ya sen oğlum ne yapıyorsun orada, üretip bana mı atıyorsun pezevenk ya? Bir saattir oradan kız kaçıran yollayıp duruyor bana. Ananı teyzeyi korumak için rap atmışlar. Teyze bir yakın dövüş. Arkadaşlar ben ne oynuyorum şu an ya? Aa bıçak da gitti. Sen yapıyorsun deme lan onu. Burada üretiyor... Ulan kimyager ha bu şerefsiz. Bu şerefsiz harbi. Oğlum ben oyunun tuşlarını mı unuttum şimdi ya? Ne varsa götüme giriyor. Allah Allah. Yine geldi. Anana boydan gireyim anana. Hala esol mesol diye bana bir şeyler atıyorlar. Çık lan dışarı. Nereden atıyor? Ha, sen şeyi diyorsun teyzeciğim ya. Torununla ilgilen, ne yapıyorsun burada ya? Bak bir oyunda en sevmediğim şey arkadaşlar trapler. Çünkü ben dikkatsiz bir insanım, yani genel olarak direkt hedefe odaklıyım. Şu mala gelirken şimdi ben aim'ime sokayım. Trap'e basarsam... Yalnız en sinir bozucu bölüme gelmiş olabiliriz şu an. Yani patlayıcılar bir yandan, trapler bir yandan. Bu ne lan? Aha şimdi buraya bir şey bulacağız. Ya sen ne vasıfsız bir köylüsün ya. Arkadaşlar ben yani bizim köylerde hiç böyle şeyler görmüyorum. Hani nerede yani Anadolu insanı tam olarak? Efendime söyleyeyim bir ikramlar falan. Açıl lan! Bunlar bana şey ikram ediyor, çatapat ikram ediyor. Ben istemiyorum onu. Hani yok mu ekmektir bir şeydir, bir hamur yoğursunlar falan. Yanlışsam yanlışsın diyiniz Allah aşkına yani. Diyiniz ne lan? Bir an müşteri hizmetlerine bağladım. Burada bir yerde bir dakika arkadaşlar. Söylemiştim daha önce 4 sene bombalık yaptım. Sol alttaki inşallah çocuk değildir. Yani ben böyle bir çocuk görmedim. Çok lanet bir şey bu. Öbürü de İsmet İnönü herhalde. Birisi burada demir mi dövüyor? Şey mi oluyor? Ne oluyor burada tam olarak şu an? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun dayı? Burayı kırmaya mı çalışıyordu, yoksa burayı kitledi mi diyeceğim. Kitlemiş olsa hani çekiçle çivi çakardı. Baltayla vurduğuna göre burayı kırmaya çalışıyormuş. Ama adamın baltayla kıramadığını biz elim... Ben oradan girmem. Girmem. Tamam biz arkada yok mu başka köylü gelecek, ben onlarla çatışayım. Şş oğlum inmeyeyim lan. Ha iniyor mu? Yavaş ayı yavaş aşağı, belki yok aşağısı yok yani hani. Belki yok aşağısı, öyle gidip gideceksin yani. Tamam cesursun anlıyorum, güzel bir şey. Aha. Eşliği mi bulduk? Aha lan bu kim? Çoğumu işe buldum lan. Lan ne sigarası amına? Boss mu? Allah, ilk boss fight mi yoksa? Abav! Köylü milletin efendisi dedikleri bu olabilir arkadaşlar. Bu galiba bunların efendisi. Beni de mi bayıltıyor lan? O ne ya? Virüs mü enjekte etti bana? Örümceğe mi dönüşeceğim lan? Ölüm sonu bitti, hadi görüşürüz. Ben bir önceki videoda demek ki 10 dakikada oynasam bölümü bitiriyormuşum. Kafama sıçayım. İlerlemeyi kaydetmek istiyor musun? Ben. Niye etmeyeyim şu an bunu? Ya niye etmeyeyim? Salak mıyım? Orada bir de seçenek soruyorsun ya. Soruyor. Aman. Yani bir Resident oyununda da şunların eline düşmezsek olmuyor ya. Zaten bir tane oynadım. Şimdi herkesi öldürürken bizi niye öldürmediler? Şimdi benim aklımda bir soru. İyi savaşçı olduğumuz için yanlarına mı çekmeye çalışıyorlar? Zehirlerle falan. Dediğim gibi arkadaşlar, seriye hakim olmadığım için bu tarz götten uydurma varsayımlarıma lütfen takılmayın. Ben tamamen sıfırdan oynayan birisiyim Resident serisini. Hiçbir bilgim yok. İyice ona bir asılsam adamı uçururum havaya mı? One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl. Eşliden bahsediyor galiba, değil mi? Now. All right. Heard chatter about moving a señorita. Moving her. Where? Who knows? But later. Saw some men dragging. Ya ne yapıyorsunuz koca koca adamlar amınım? Salak mısınız? Bir durun da konuşun ya. Pardon arkadaşlar, ben yanlış anlamışım durumu. Kurtulmaya çalışıyorlarmış. Tam kurtulduğumuz timingle geldin değil mi pezevenk? Biz iyi ne dedim oğlum ya? Biz iyi ikili olacağız gibi. Şu yanımdaki adamla. Baksana yani savaşçı ruhluyuz. Oo, boyun kırma taktiği. Hey, we're not done here. Açsana beni de pezevenk. Bak adamın tipi hiç güvenilir değil ama böyle ters köşeye düşüreceklermiş de yani bu adamla iyi bir ikili olacakmış gibime geliyor ya da bir daha hiç göremeyeceğiz yani, tam bilmiyorum ama. Tüh ananı s**eyim, 2 tane çiçeğim vardı zaten, onları da almışlar ya. Nerede lan çiçeklerim? Aha ne oluyor? Condor Wanda Roost. I've located baby eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from the. Şurayı bir okuyayım arkadaşlar. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. I'm probably due for confession anyway. Yine espriler, şakalar, günah çıkarsam falan derken. Ya gelen zombilere hakaret mi edeyim? Bir tane balta al, elinde bir şey al Allah aşkına ya. Tüküreyim mi anasını satayım ya? Bu ne? Bu canlı. Bu ölmemiştir bu. Aa mutfak bıçağı aldım. Ha nasılmış şöyle yaparken? Biliyoruz oğlum. Yalnız bir şey diyeyim bak. Şu anki ortam böyle hapsolduğum bir yerden kaçma üzerine yap. Bayılıyorum. Filmlerde, dizilerde, oyunlarda en sevdiğim sahneler, bölümler bu tarz bölümlerdir. Müthiş oluyor ya gerilimi. O kadar keyifli ki. Bir tane indirdik. Sessiz arkadaşlar. Şşş aman. Ses yok, ses yok. Ses çıkaranı bacağından asarım vallahi. Aha bizim eşyalar burada. Şimdi oraya nereden ulaşacağız? Oo bu tehlikeli. Bunun arkasının dönmesini beklememiz lazım. Taş maş atamıyor muyum? Git lan. Dönmeyecek mi bu arkasını ya? Buna herhalde o zaman saldırı mı yapacağız? Bu tek herhalde. Bu tek mi ya? Bu tekse zaten ben bunu... Gel lan. Oy güzelmiş lan bu şey saldırı. Ulan fareye bak, ikili mücadeleye girsem kaybederim. O niye o kadar büyük lan öyle? Ya bölüm müthiş var ya. Abo, ben bayılırım böyle bölümleri arkadaşlar. Şunu da indireceğiz. Oha oğlum o ne? Azrail geldi. O tırpan ney? Çok iyi timing. Yarım saniye geç kalsam bir yerlerimizde bir tırpan izi olabilirdi arkadaşlar. Bundan sonra götümüzde tırpanla yaşayabilirdik. Haa, şimdi diğer tarafa tekrar mı gideceğim peki ben oranın kapısını açtığıma göre? Bunu bıraktığımda geri kapanıyor mu? Kapanıyor. Ha. Eğer doğru anladıysam inanılmaz hızlı olmam gereken bir konu var arkadaşlar. 1, 2, 3. Hemen koşuyoruz. Şuradan atladın. Şuradan atladın. Şuradan traplere basmadan. Hoppa! Bravosun, bravosun. Tamam, envanterimizi geri aldık arkadaşlar. Bu kilitli yerleri neyle açabiliyorum tam olarak arkadaşlar? Ya mesela şunu açmam için. Mesela bir önceki bölümde de vardı böyle yerler. Ama hiç ulaşamıyordum. Maymuncuğumun falan mı olması gerekiyor yani? Oo, Lan bu kim? Bu da kim harbiden kim? Hızır aleyhisselam geldi. Ne diyorsun dayı, ne işi, dur be amına. Şunları da alalım arkadaşlar. Ha bu şey, bana bahsettiğiniz olay, tamam. Şimdi arkadaşlar bak, burada bana linç gelebilir. Ne almalıyım, ne almamalıyım gerçekten bilmiyorum. Ok atar mı alsam bilemedim ki. Yükseltme yapsam. Mesela şarjör kapasitesini arttırsam. Yani şu an bana cevap veremeyeceğiniz için kendi kafama göre yapmam lazım. Onu ve şarjör yenileme hızını arttırayım. Yani silah güçlendirmeyi tercih ettim yeni bir şey almaktansa. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum. Allah'a emanet dayı. Şunu da çalıyorum. Dayı çaldım şu mermiyi. Amanın bu soru şimdi mi sorulur Allah aşkına? Bir haftadır oyunu oynuyoruz. Ben buraya niye çıktım? Of, yapma yapma yapma. Gelmesin ordu, gelmesin ya. Ananı satayım. Bir de aşağıda kaldık. David seni şöyle bir indirelim. Dayıya da bir tane. One more, one more. Öleceksin mi? Şillet karı. Lan ölsene oğlum. Fışık fışık fışık. Dayıya fıçık fıçığı yaptım artık. Oğlum öyle gelme, öyle gelme. Yeter yeter. Aynen amınım, hiç zaten şu an gayet zor durumda değilmişim gibi. Bir de bana şey atın, çatapat atın. Ne sorisi, görmüyor mu adamlar seni öldürmeye gelmiş. Bu dayı buranın ağası mı? Bu niye iki vuruşta ölüyor? Şu varil patlıyor mu? Denemelik arkadaşlar, bunlar hep denemelik şeyler. Denemeden nasıl bileyim değil mi? Dallandım. Vallahi dallandım. Şuraya bir kendimizi bir atalım. Burada kesin loot mut vardır. Aynen, bitkiyi ver bana. Gel gir içeri, gir içeri gel. Gel sizi tek tek avlayayım ben burada. Ne yapıyorsun? Kış kreasyonunu giymiş gelmiş anasını satayım ya. Sen yapma onu. Yap. Oy. Of. İyi dojladım lan. Direkt yani şu an köy yerleşimindeyim ya. Baksana olduğum yere. Bunlarla nasıl başa çıkacağız arkadaşlar? Teyze öpmeye mi geliyorsun? Elinde de bir şey yok yani. Hani neyle saldıracaksın tam olarak bana? Bak ölmemiş daha. Lan ne oluyor? Bıçak gitti. Bıçak kırıldı. Of. Son anda. Bak şu güzelmiş ha, yerdeki öldürme stili de. Oğlum bu bölüm ne kadar zormuş ya. İlk bölümde de çok darlanmıştım ama. Hah. Amblemi aldık, tamam. Şimdi arkadaşlar olayımız hemen o geri şey bölgesine gidip bir şey diyeceğim. Ben niye hızlı koşamıyorum şu an? Bunlarla hiç uğraşmasam nasıl olur? Lan yanlış adamı düşürdük. Dede. Dedeciğim ne yapıyorsun burada? Bölüm o kadar aksiyonlu ve çok fazla insan var ki. Konuşamıyorum bile ya. Ben peki bir dakika. Nereye gideceğim şimdi? Şuradan bir tırmanma falan bir şey var mı? Hah tamam, dur yolu buldum, yolu buldum, yolu buldum. Burası çok sıkıntı. Burası arkamdan da geliyor. Önü hemen şöyle yapsam. Oğlum sen iyisin lan, sen iyisin lan. Şunları topla. Şunu kır. Şunu al hemen. Bu ne oluyor? Bunu yapınca ne oluyor? Ha alt kapıyı açıyoruz, okey. Şuradan hemen atlarım o zaman. Şuradan atla. Atlamıyor muyum buradan? O iyi dodge. Tam şuradan atlarım. Bir de şuradan atlasam atlar mısın şuradan? Ya sen salak mısın? Atlasana ya. Teyzem Allah aşkına bırak. Güzel dodge. Şuradan atla. Atla artık. Lan bu kim? Teyze bir siktir git. Simeye gol gibi geldi pezevenk ya. Arkadaşlar. Bunların hepsiyle çatışmam benim mümkün değil. O yüzden kaçmayı tercih ediyorum tabii ki de. Yani aslında onlardan güzel altınlar düşebilirdi ama. Ne uğraşacağım Allah'ın delileriyle ya. Evet bunu getirdik arkadaşlar parçayı. Ha direkt şey olarak okey. Şöyle şimdi bunu şöyle döndürdüğümüz zaman tam simetrik oluyor. Yapıyorsun bu işi, yapıyorsun oğlum. Var arkadaşlar bizde de biraz yani geometri bilgisi falan var tabi yani. Yine biz sessizce ilerleyelim arkadaşlar. Biz zaten onlar duyması gerektiği yerde bizi duyuyorlar. Biz en baştan kendimizi ifşalamayalım. Dayı yavşak mısın, arkanı mı duyuyorsun yani, niye gitmeye karar verdin ki şu an? Anladın yani. Şerefsiz beni beyitlemiş ya, tuzağa çekmiş beni ya. Sen ne karaktersiz bir insansın lan. Yalnız ben arka köyde loot yapamadım. O çok içime dert oldu benim ya. Şurada bir yapalım lootumuzu. Oo bu ne? Allah Allah. Değerli taşlar buluyorum lan. Ya, bu köy halkının derdi bizi yemek değil mi? Bunlar şey de mi yapıyor? Bizi gasp da mı ediyor yani? Hani gerçi doğru... Kafanı gerçi doğru yani. Hani biz öldükten sonra bizim eşyalarımızı aldıklarına göre tek amaçları zombilik yapıp bizi yemek değil. Düşündüğüm kadar basit değilsiniz siz ahmaklar. Arkadaşlar oyun beni şu an çayıra saldı. Bismillahirrahmanirrahim. Sen diyor burada otla diyor. Buna pompalıyla mı girişmemiz lazım sizce? Ne düşünüyorsunuz? Ama pompalının yarısı testeresine gidebilir. Allah! Oğlum nasıl lan? Buna da mı yakın dövüş girebiliyorum? Girebiliyorum da ölmüyordur ki. Öldü mü lan? Ölmüyor ki oğlum, nasıl ölsün? Bunlar mini boss. Hemen iki tane pompalıya göt vermezler diye düşünüyorum. Teyze bir çekil hadi. Git torununu kreşe mreşe götür ya. Kreşe mreşe götür torununu ya. Bak bu tarz durumlarda arkadaşlar şu yanına gelen küçükler daha sinir bozucu. Mesela ben bunu normalde delerim. Hiçbir şey de yapamaz bana. Zümrüt mü? Yuh anasını satayım. Bunlar kuyumcu işletiyor burada. Bak şöyle yapayım. Bir tane şundan üreteyim. Bu zaten beni fullüyor. O zaman şöyle yapsam. Şu ikisini birleştirsem. Sonra bunu kullansam maksimum sağlığımı da birazcık arttırmış olduk. Hata mı yaptım, doğru mu yaptım bilmiyorum ama arkadaşlar. Deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler deniyorum artık. Abo. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum nereye geldik lan? Ya şey bura. Harry Potter'ın kaldığı merdiven altı değil mi? İyi ananız. Değil mi? Harry Potter'da şöyle bir yerde kalıyordu ya. Küçük anahtar. Az önceki kapı içinde muhtemelen. Tamam, oraya gideceğiz. Ha. Burada bir şifreleme olayı var diyoruz. Ya bak şimdi. İşte bunları anlamıyorum. Mesela bunu gidip nereden bulacağım? Bu ne Palu ailesi gibi anasını satayım ya. İnsanlar efendilerine büyük bir hürmetle en değerli eşyalarını sundular. Yaşlı çiftçi en iyi mahsullerini, çoban en besili domuzunu, dilenci kadın ise canı bildiği bebeğini. Az önceki şifrede bir şey olabilir mi? Hemen burayı şey değerlendireceğim arkadaşlar. Mahsul, domuz, bebek. Domuz. Heh tamam, domuzu yanlış seçmişiz. Güzel, şifreyi hızlı bulduk. Kristal bilye. Perihan ablayı çağıracağız herhalde. Dudu Peri sikiş dönsün lan, ne oluyor? Ya oğlum şu var ya, şu oyundaki en gıcık şey olabilir ya şu adam. Ya eğim alamıyorum kafasına. İlla anahtara gerek yok ki. Burası o zaman bununla açılıyor. Aba bu ne? Arkadaşlar 1,5 saatlik uğraşın ardından Allah'ın belası kristalleri doğru yere yerleştirebildim. Tarihi 30 Ocak 30 kişi açlıktan öldü. 2 yabancı kaybolmuş ve köye gelmişler. Onları ayın için sunağa götürdük. Bugün kuraya gerek kalmadı. What the fuck bro? Anlıyorum hocam. Kapı, dışarı kapısının anahtarını buldum. Biri geliyor, biri geliyor. Oğlum bu çok korkunç lan. Bu nasıl bir şey oğlum böyle? Fiziği de Nemesis gibi ha, böyle ayı gibi bir şey baksana. Camdan atacak beni. Ha, daha o olay devam ediyor işte. O olayı tam ben çözeceğim, o olayı arkadaşlar, merak etmeyin. Ne oldu lan? Ne? Bir dakika, yanlış mı gördüm lan? Eda mıydı o? Ben mi yanlış gördüm? Tam anlayamadım. Bu adam dediğim gibi beni bir şeye dönüştürmeye çalışıyor. Çünkü öldürse sıçar ağzıma yani, hani adamın parmağı kadarım. Oğlum o Eda'ydı değil mi lan? Gençler evet, hazır bölüm sonuna da gelmişken videoyu da bitirelim. Yorumlarda spoiler vermeden bana taktik verebilirsiniz. Abi şunu yapabilirsin, şunu craftlayabilirsin, şu silahı geliştirebilirsin, şunu satın alabilirsin gibisinden. İşte o kişi Eda'ydı ya da değildi, kanındaki şeyden dolayı şunlar olacak falan gibisinden spoiler vermeyin gençler. Onun harici lütfen yorumlarınızı da esirgemeyi unutmayın. İnanılmaz keyif aldım. İlk bölümden çok daha iyiydi bana göre. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Söylediğim gibi seriye devam edeceğim. Elimden geldiğince de bitirmeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.